Evet, zıbıdılar. 19. ünitemizin son 3 köşe taşını çözeceğiz dostlarım. 17'de kalmıştık. 17'yi hemen bir halletmeye çalışalım. Bakalım nasıl bir soruları varmış görelim. Evet, diyor ki bir maç kuyruğunda Hayri önden 41. Hakan ise arkadan 33. sıradadır. Hakan Hayri'den daha önde olup, şimdi bunu bir resme dökelim arkadaşlar, daha iyi anlayalım. Şimdi şurası gişe olsun, tamam. Burası gişe. Şöyle burada işte gişe görevlisi var. Gişe burası. Şimdi adamlar dizilmiş, çubuklar. Bir sürü adam var burada. Geliyorlar böyle. Hayri önden 41. Hakan ise arkadan 33. sıradadır. Hakan daha öndeymiş Hayri'den. O zaman şu bizim Hakan'ımız olsun. Hakan bu. Hayri de buralarda bir yerde olsun. Bu da Hayri. Şimdi tekrardan konuşalım bakalım. Soruyu bir daha okuyalım arkadaşlar. Şimdi Hayri önden 41. sırada. Demek ki şurada 41. sıradaysa Hayri'nin önünde 40 kişi var demektir arkadaşlar. Şurada 40 kişimiz var. Peki. Hakan Hayri'den önde olup aralarında da 11 kişi varmış. Burada da bir 11 kişimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 kişi de burada var. 11 kişi. Bunu da söyleyelim. Sonra bir de ne demişti? Hakan ise arkadan 33. sıradadır. Hakan da arkadan 33. sıradaymış. Demek ki Hakan'ın arkasında 32 kişi varmış arkadaşlarım. Hakan'ın tam arkası 32 kişiden oluşuyormuş. Peki 32'yi çıkartalım şimdi, şurada gösterelim. 11 kişi burada var dostlarım. 32'den 11 çıktı. 21 kişi mi kaldı şimdi şurada? Hayri ile birlikte şurada 21 kişi var. 21 de burada oldu arkadaşlar. Peki toplam kaç kişi oldu? 61 kişi oldu. O zaman Adana'yı işaretleyelim. Bir otobüs kuyruğunda Müge baştan 16. sırada, Gözde ise sondan 26. sıradadır. Şimdi birinci kişimiz şurada olsun. Müge baştan 16. sırada. Müge burada olsun arkadaşlarım. 16. sıradaysa Müge'den önde 15 kişi var demektir. Sonra Gözde ise sondan 26. sıradaymış. Gözde'miz de sondan şöyle getirelim, getirelim, getirelim. Sondan 26. sıradaymış ve Gözde ile Müge arasında da 7 kişi varmış. Bu da Gözde'miz olsun. Burada da 7 kişi var dostlarım. Gözde kaçıncı sıradaydı sondan? 26. Demek ki şurada da 25 kişi var Gözde'nin dışında. Peki şimdi 15 burada, 1 de burada 16, 7 burada 23, 25 de burada, 23, 25 de 48 kişi var diyebilirim şimdilik arkadaşlar. Ama bana en azı soruyor. Peki en azı sorduğumda ne yapacağım hocam ben? Şimdi Gözde'yi buraya alacağım, Müge'yi bu tarafa alacaksınız arkadaşlar. Hani bize şunu dememiş, Gözde arkadadır kuyruktan, Müge öndedir gibi bir şey söylememiş. O zaman bakın şöyle yapıyorum ben. Gözde'yi buraya, Müge'yi buraya alıyorum. Şunları bir daha değiştirelim. Bakın bu durumda daha az kişi çıkacak arkadaşlar. Şimdi Gözde ile Müge arasında 7 kişi vardı bir kere, bu bir. Gözde burada, Müge burada olsun. Dostum ne diyordu? Müge baştan 16. sırada. Demek ki Müge'nin önünde 15 kişi var diyebilirim ben. Peki bu 15 kişinin içinde 7 kişi burada var. 7 kişi. 15'ten 7'yi çıkarttım hemen dostlarım. Ne kaldı? 8 kişi. Demek ki şurada 8 kişi var. Gözde ile birlikte 8 kişi. Tamam. Gözde de dahil. Şuraya kadar 8 kişimiz var. Peki Gözde sondan 26. sıradaydı. Demek ki Gözde'nin arkasında da 25 kişi var dostlarım. 26. kişi Gözde ise 25 kişi de burada var. Toplamda kaç kişi oldu bu durumda? 33 kişi oldu. Bakın az önce 48 bulduk. Yer değiştirdik. 33 çıktı. Daha azını bulduk kardeşler. Peki şuna bakıyoruz. Bir bilet kuyruğunda Burcu ile Ebru yan yanadır. Ebru baştan 7. sırada. Şöyle gösterelim. Bu birinci kişi olsun. Bu bizim Ebru'muz olsun arkadaşlarım. Gözde de yanındaysa hemen şöyle yanına koyalım Gözde'yi. Burcu ise sondan 9. sıradadır. Şey Burcu'ydu pardon. 9. sırada da Burcu var demiş. Demek ki Burcu'nun arkasında şurada 8 kişi var. Gözde kaçıncı sıradaydı? Şey Ebru kaçıncı sıradaydı? 7. sırada. Demek ki Ebru'nun önünde de 7 kişi var.
2 de kendileri var. Toplarsak 8, 14, 15, 16, 17 yaptı. Dostlar hemen zıplamayın. Şimdi bir 17 bulduk. Daha küçüğünü de bulabiliriz. Ebru'yla Burcu'yu yer değiştireceğiz bir de dostlarım şimdi. Bir de öyle bulalım. Bakalım kaç çıkacaklar. Hadi bakalım. Bu birinci kişi. Şurada birisi var. Burada da diğeri var dostlarım. Bu da sonuncu kişi. Şimdi biz ilk önce hangisini başa koymuştuk? Ebru'yu başa koymuştuk. Şimdi Burcu'yu koyuyoruz. Ebru'yu da buraya koyduk. Ne diyor? Ebru baştan 7. sırada. Demek ki Ebru'nun önünde 6 kişi var diyebilirim. Baştan 7. sıradaysa 6 kişi burada var. Peki Burcu sondan 9. sırada. Demek ki Burcu'nun arkasında 9 kişi olacak arkadaşlarım. Şurada da 9 kişi var. Toplam kaç kişi yaptı? 9, 6 daha. 15 kişi yaptı arkadaşlarım. Bakın daha küçüğünü bulduk. 15 bulduk. Buna göre en az kaç kişi vardır diye bir soru sormuş. Yalnız biz bir yerde hata yaptık herhalde. Burcu sondan 9. sıradaysa arkasında 8 kişi var arkadaşlar. 9. sıradaysa 8 kişi olacak arkasında Burcu'nun. Ebru da dahil olmak üzere 8 kişi. Yani 8, 6 daha ne yaptı? 14 bulduk. Şimdi asıl cevap bu. İşlem hatası yapmışız. Pekala. Bunu da çözdük o zaman. Geçelim şuna. Ahmet bilet kuyruğunda baştan eninci sondan bilmem kaçıncı sıradadır. Kuyrukta 65 kişi olduğuna göre. Şimdi bu birinci kişimiz. Tık 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 tık. Bu da Ahmet'imiz olsun arkadaşlarım. Tık 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 tık. Bu da sonuncu kişimiz. Baştan eninci sıradaysa Ahmet'in dışında burada en eksi bir kişi var. Sondan iki en eksi altıncı sıradaysa Ahmet'in önünde bunun bir eksiği kadar kişi var. Yani 2n eksi 6 eksi 1 kişi de burada var. Bir de Ahmet var dostlarım. Hepsinin toplamı 65 kişiymiş. Peki toplayalım hepsini ve 65'e eşitleyelim. Birler gidiyor zaten. 3n geliyor. Eksi 7 eşittir 65. 3n eşittir 72 yaptı dostlarım. N eşittir 24 çıktı. Evet, 17. köşe taşımızı çözdük arkadaşlar. Hemen 18'e geçelim. Evet, 18 numaralı köşe taşındayız şimdi. Bakalım ne diyor? Bir kumbarada 10 TL ve 25 TL'lik madeni paralardan en az birer tane var diyor. Tamam. Şöyle odaklanmayı da yaptık. Kumbaradaki paraların toplam tutarı 465. Şimdi bundan x tane olsun, bundan y tane olsun dostlarım. O zaman 10x tane buradan geliyor, artı 25x lira, y lira da buradan geliyor. Toplam 465 lira yapıyor dostlarım. Hadi gelin hepsini 5'e bölelim. 2x yapıyor, 5y yapıyor. Bunu 5'e bölersek 5 kere 9, 9, 93 yapıyor arkadaşlar. Bu da 93 yaptı. Şimdi buna göre diyor en çok kaç tane madeni para vardır? Şimdi x ile y'nin toplamının maksimum olmasını istiyor bizden. Tabii bunun maksimum olması için benim şuradaki büyük olana küçük bir değer vereceğim. 1 vereceğim buna dostlarım. Peki buna 1 verirsek 5, bu tarafa attık 5'i 88, x'e de 44 kaldı. Bakın toplamda 45 tane madeni para vardır diyebilirsiniz. Geldim 2 numaraya. Bir torbada tanesinin ağırlığı 80, 100, 125 gram olan elmaların her birinden en az bir tane bulunmaktadır. Şimdi o zaman bundan x tane bulunsun, bundan y tane, bundan da z tane bulunsun. Yani şöyle oluyor denklem. 80x gram bu. 100y gram bu. 125z gram da bundan geliyor ve toplam 5 kilogram. Yani 5000 gramlık bir karışım var elimizde arkadaşlarım. 5000 gram. Hadi şimdi bunların hepsini biz kaça bölebiliriz? 5'e bölebiliriz dostlarım. 5'e bölelim. 16x gelsin. 5'e bölersek 20y. 5'e bölersek 25z geldi. Eşittir 1000 çıktı dostlar. Peki bize de neyi soruyordu bu adam? Torbada en az kaç elma vardır diye bir soru sormuş. Şimdi düşünelim arkadaşlarım. Şimdi şuna 1 desek mesela, 1 desek x'e, 1 dediğimizde kalan sayılar, hani bunu bu tarafa atacağım, 1000'den çıkarttım 16'yı, 900 işte 84 falan kaldı. Geri kalan sayının şuradaki ikisi de 5'e bölünüyor ya dostlarım.
5'e bölünen bir sayı olması lazım ki hani mantıklı virgülsüz bir sayı çıksın. O zaman ben 1 değil 2 versem 32 yine attığımda 5'e bölünmüyor. 3 versek 48, 4 versek olmuyor. 5 verince bakın buna. Buna 5 verdiğimde 5 değerini verdiğimizde 80 yapıyor. 80'i de bu tarafa atarsak 20y artı 25z eşittir 920 yapıyor dostlarım. Yani istediğim gibi 5'e bölünen bir sayı çıktı değil mi her halükarda? Peki dostlar, şimdi şuna da y'ye de 1 verelim bu durumda. 1 verirsek yine bu tarafa atalım. 25z eşittir 900 çıkıyor. Yani nasıl 1'i nasıl verdin? Öyle uygun bir sayı vermeliyim ki diyorum. Şimdi küçükleri seçiyorum, bir de küçükten başladım. X ile y'yi küçük seçin ki en az elma sayısına ulaşmaya çalışıyorum. O yüzden x ile y'yi küçük seçtim dostlar. Şimdi x'i 1 seçebilirdim ama 1 seçersem 16 oluyor. 16'yı bu tarafa çıkarttığımda 980-984 geliyor. 5'e bölünmediği için, şunların ikisi de 5'e bölünen sayı, 1 olmaz dedim. Dolayısıyla burası 2 olmuyor, 3 olmuyor, 4 olmuyor. 5 olunca 80, 80'i çıkarttım buradan 920. Ve bakın bu da 5'e, bu da 5'e, bu da 5'e bölünüyor artık. Mantıklı bir şey geldi diyorum yani. Sonra, şimdi buna y'ye geldi sıra. 1 verirsen 900 oluyor ve 925'e bölünen bir sayıdır arkadaşlarım. O yüzden hemen bunu seçtim. Hatta bölersek z eşittir 36 gelir buradan. O yüzden y'yi de 1 seçebilirim. Mesela 1 seçtiğimde olmasaydı burası, 925'e bölünmeseydi 2'yi deneyecektim. Olmasaydı 3'ü deneyecektim gibi. Peki artık 36 buradan, 1 buradan 37, 5 de buradan 42 tane elma vardır arkadaşlarım diyebilirim. Geldik buna. Bir sınav sonucunu değerlendirmek için 1, 2, 3, 4, 5 notları kullanılır. 23 kişinin katıldığı sınavda bu notların her birini en az bir kez kullanıldığına göre aynı notu alan kaç kişi bulunabilir diye. En çok kaç kişi? Şimdi 1 alan, 2 alan, 3 alan, 4 alan, 5 alan. 1 alan kişiye 1 kişi ekledik buraya. Herkese birer kişi ekleyelim arkadaşlarım. Şunların her birine birer kişi ekledim. Kaç kişiyi şu anda değerlendirdim? 5. Kaç kişi kaldı? 18 kişi. Bu 18 kişinin 18'ini de ben buraya verebilir miyim dostlarım 1 numaraya? O zaman 1 notunu alan 19 kişi olur. Cevap da 19. Ben illa 1'e verdim mesela, şöyle de olabilirdi. 1'e değil de 2'ye verin. Yani 1 notu alan en çok 19 kişi olabilir. Sonuçta diğerlerinin her birine birer tane vermek zorundayım. 1 not, 1 not, 1 kişiyi vermek zorundayım. Geriye kalan 19 kişiyi de canımın istediği birine, hepsini buna verdim mesela. 18'ini de buna verdim anasını satayım. Toplam 5 alan 19 kişi oldu. Yani 1 notu alan en çok 19 kişi olabilir dostlarım. Peki geldik şuna. Ne diyor bu? 525 paket eşya, araba ve hamalla taşınacaktır. Havalla ve hamalla. Tamam. En çok 45 paket götürebilen araba her gidişte 100 TL, en çok 15 paket götürebilen hamal ise her gidişte 40 TL almaktadır. Tümünü en az kaç TL'ye taşınabiliriz diye bir soru sormuş. Şimdi araba X sefer yapsın, hamal da Y kere kullanılmış olsun arkadaşlarım. O zaman 45 paket götürüyorsam bir seferde, X sefer yaptığımda 45X paketi götürmüş olurum böylelikle. Hamalla da Y sefer yaptığında 15Y paketi de hamalla götürmüş oldum. 525 dedim. Şimdi öyle güzel değerler vermeliyiz ki arkadaşlarım şey olsun, böyle sonuç güzel çıksın. Mesela şimdi en azı sorduğu için küçükten küçüğe 1 diyerek başlıyorum. 15'in yanındakine 1 dedim. 15 olsa burası 510 olur. 510 45'e bölünmez. 2 diyelim. 30 olur. 30 olursa 30'u bu tarafa attım. 495 kalıyor dostlarım. 495. Peki 45'e bölünüyor mu? Bir kere 45, 4, 45, 11 oluyor. Bölünüyor. O zaman oldu. Şimdi bunların yapacakları en az sefer bu olur arkadaşlarım. Daha azını yapamazlar. Peki hamal 2 sefer yaptıysa kaç lira kazandı? 2 kere 40'tan 80 lira hamal kazandı. Bu araba 11 sefer yaptıysa 11 çarpı 100'den 1100 lira kazandı. Toplamda 1180 lira harcarız en az olarak dostlarım. Pekala, 18'i de gömdük. Hadi 19'dayız dostlar.
bir odaklanmaya bir bakalım. Diyor ki 2700 metre uzunluğundaki bir yolun her iki tarafına bir uçtan başlayarak 50 metre ara ile ağaç dikilecektir diyor. Şimdi bir yol var şöyle 2700 metre 50'şer metre aralıklarla ağaç dikeceğiz biz bu yola. Peki 2700'ü 50'ye bölsek biz mi? Şunlar gitse 270'i de 5'e bölelim hemen. 5 kere 5 kere 5 25 çıkarttık. 2 20'de 5 4 kere 54 mi yaptı arkadaşlar? 20'de 5 54 yaptı. Evet. 54. Şimdi bizim bulduğumuz şu yolun uzunluğu toplam 2700 metreydi ya arkadaşlar. 50'ye böldüm. Bu 54 çıktı. Bu 54 dediğim şey 50'ye böldüğüm zaman bu ara 50 metre ara her birinin arası. 54 dediğim şey kardeşlerim buraya dikilen ağaç sayısı değil. 54 taneden bir fazlasıdır ağaç sayısı olan. Yani buraya 55 tane ağaç dikilmiştir. Aralık sayısı 50 tane ise işte 50'ymiş aralık sayısı. Aralık sayısı kaç çıkıyor bu durumda? 54. 54 benim bulduğum aralık sayısı. 54 tane aralık var. Ama en baştakini de sayarsan ya da en sondakini sayarsan 55 tane ağaç dikerim dersin buraya. Şunun gibi düşün yani dostlarım. Şimdi bu 4 metre uzunluğunda bir çubuk olsun. Ben bunu 2 metre aralıklarla şey dikeceğim. 2 metre buraya, 2 metre buraya aralıklarla bırakıp çubuk diktim buralara. Kaç tane çubuk dikiyorum? 4'ü 2'ye böldüm. 2. Bu aralık sayısıdır. 2 aralık olacak. Ama kaç tane çubuk dikmiş oldum? Bakın 1, 2, 3 tane çubuk dikmiş oldum. Yani her zaman aralık sayısını bulacaksın. Aralık sayısının bir fazlasıdır. Ağaç dikilen diyeceksin. Dikilen ağaç sayısı. O zaman 55 tane bu sıraya, 55 tane de bu sıraya dikersen toplam 110 tane ağaç dikmiş olurum. 2'ye bakalım. Çevresi 150 metre olan yuvarlak bir pistim. Bak burada pist yuvarlak dostlarım. Dikkatli olun. Yuvarlak pistte bu aralık sayısı hani 150 bölü 3'ten ne yapıyor? 50 geliyor ya. Burada bir fazlasını almak yok yuvarlak pistte. Cevap direkt Ceyhan gelecek diyebilirsiniz. Peki şuna bakalım. 300 metrelik bir mesafeye 5 metre uzunluğundaki boruları döşenmiştir. İki boru birbirine bir kelepçe ile bağlandığında. Şimdi bak şu birinci boru olsun. Bunu hemen ikinci boruyla şurada bir kelepçe kullandım. Üçüncü boru burada bir kelepçe kullandım. 300 metreye kaç tane 5 metre uzunluğundaki borular döşenirse 60 tane bu şekilde geliyor dostlarım. 60 tane var ama benim kullandığım kelepçe sayısını soruyor bana dostlar. Bak en sonuncusunu şunu bağlarken bir kelepçe kullanıyor musun 60.'yı? Yok. O zaman bir eksiği olacak. Yani 59 tane kelepçe kullanacaksın sen burada. Bunu hatta mesela ben olsam şöyle yaparım sizin zaten. İçimiz rahat olsun diye düşünürsek. Bunu biraz daha küçük yapalım. 30 metrelik olsun. Bak 30 metreliğe 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane boru döşersin 5 metre uzunluğunda. Bir burada kelepçe, bir burada kelepçe, bir burada kelepçe, burada ve burada. Kaç tane kelepçe kullandın? 1, 2, 3, 4, 5. Diyeceksin ki demek ki boru sayısının bir eksiği kelepçe kullanıyormuşum. 59 tane kelepçe kullandım. Yani verilen sayıyı biraz daha küçük aldığınızda çizebildiğiniz için kolaylıkla görebilirsiniz dostlarım. Hadi şuna bakalım. Kenar uzunlukları 2'nin katı olan kare biçimindeki bir bahçenin. Şimdi kare biçiminde bir bahçemiz var. Tamam. Burası 2'nin bir katı. 2K, 2K diyelim buralara. Bir bahçenin çevresine bir köşesinden başlayarak 2 metre ile 2 metre ara ile ağaç dikiliyor. Tamam. Dikilen toplam ağaç sayısı 48 olduğuna göre. Bak şimdi dostum şu kenara alalım elimizi. Her köşeyi zaten bir tane dikeceğim. Yani 4 tane ağaç köşelerde bir kere garanti olacak. Geriye 44 tane ağaç kaldı. Bu 44 ağacı 11-11, 11-11 olacak şekilde buralara dağıtacaksın. Şuraya 11 tane ağaç dikeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuraya bir de 10 diyelim. Şu da 11 olsun. 11 tane ağaç diktim bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane buraya kaldı ağaç. Peki her birinin arası 2 metre ise 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de aralık var burada dostlarım. O zaman burası
toplamda 12 tane aralık varsa, her bir aralıkta 2 metre 2 metre olduğuna göre 24 metre olur diyebilir miyim buradaki mesafe? Aha sana bulma yöntemi. Öyle formüldü mormüldü hiç uğraşmaya gerek yok. Ha, şekli çizince kendiliğinden çıktı dostlarım. Cevap Ceyhan geldi. Evet arkadaşlar, 19 numaralı üniteyi gömmüş bulunuyoruz zıbıdılar. Bundan sonra 20. ünitede görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.